2016 Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödüllerine layık görülenler açıklandı. Musiki alanında Nesrin Sipahi, tiyatro alanında Kenan Işık, yazın alanında Mehmet Doğan, şiir ve çeviri alanında Cahit Koytak ödüllendirildi. Kurum alanında Gülhane Parkı içindeki İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi özel ödülün sahibi oldu. Önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle ödüller sahipleriyle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmenliği'nce 1979 yılından bu yana her yıl düzenlenen Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, bundan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri adıyla verilecek. Türk Tarihi, Türk Edebiyatı, Plastik Sanatlar, Müzik ve Sahneler Sanatı, Sanat Tarihi, Mimarlık, Arkeoloji, Halk Bilim, Sinema ve Kütüphanecilik sahalarında ortaya koyulan eserler, yaşayan kişilere, topluluk veya kuruluşlara veriliyor. ...2016 Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödüllerine layık görülen isimler, kurum ve kuruluşlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy Başkanlığındaki jüri tarafından titizlikle belirlendi. Nesrin Sipahi, Musiki, Kenan Işık, Tiyatro, Mehmet Doğan, Yazın, Cahit Koytak şiir ve çeviri özel ödüllerinin sahibi oldu. İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ise kurum alanında ödüle layık görüldü. ...2008 yılında Frankfurt Üniversitesi'nden Profesör Doktor Fuat Sezgin'in girişimleriyle açılan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, kendi alanında dünyanın ikinci müzesi. Gülhane Parkı içerisinde yer alan müzede, 9 ve 16. yüzyıllar arasında yaşayan Müslüman bilginler tarafından icat edilen bilim ve teknoloji ürünleri ziyaretçilerle buluşuyor. Müzede İslam alimlerinin astronomi, coğrafya, deniz bilimleri, saat teknolojisi, geometri, tıp, kimya, maden, fizik ve mekanik, savaş teknolojisi ve mimarlık gibi alanlarda imza attıkları eserler ve aletlerin örnekleri gözler önüne seriliyor. Müzenin en dikkat çeken eserleri arasında şehircilik ve mimari bölümünde sergilenen Müslümanların Endülüs'te inşa ettiği en büyük cami olan Kurtuba Camii ve orijinali Fas'ta Karaviyyin Camii'nde bulunan Fas saatiyle 12. yüzyılda yaptırılan su ve ağırlık prensibine göre çalışan terazi bulunuyor. Sahip olduğu Sinevizyon Odası, maket ve model koleksiyonuyla Türkiye'de alanında ilk, Frankfurt'tan sonra dünyada ikinci olma unvanına sahip olan müze, İslam dünyasının bilimler tarihindeki serüvenine ışık tutuyor.